Nebiler bile senden medet ister. Medet. Mededi kim kimden ne zaman ister? İmdat, yani mededin Türkçe karşılığı imdat. Ne zaman insanlar imdat diye bağırırlar? İmdat diye birisinin böyle yana yakıla bağırdığını düşünün. Ne zaman bağırırlar? Çok darda kaldıkları zaman. Çok darda kaldıkları zaman. Peki nedir? Kendilerini çok sıkıntıya sokan birisi vardır. Güçlü birisiyle oradan kurtulmak isterler, değil mi? Peki bunları, böyle bir şeyin olduğunu farz edelim. Farz-ı muhal. Bunlar kimden imdat diye bağırırlar o zaman orada? Onlara o sıkıntıyı veren kim? Allah-u Teala. Peki Allah'tan imdat diye kime sığınmış oluyorlar? Haşa. Peygamberimize. Peki Peygamberimizin daha güçlü olması gerekmez mi? Gerekmez mi? Şimdi bu peygamberi Tanrı yapmak değil midir? İnsanlar niye düşünmezler? Hele böyle bir cümleyi Diyanet'in yayınladığı bir kitabın başında, bunun ne işi var orada? Ne gösteriliyor insanlara? Kur'an-ı Kerim'in anlattığı peygamber mi? Yoksa Kur'an-ı Kerim'in reddettiği peygamber anlayışı mı? Bu kutlu doğum haftaları ciddi manada sıkıntı kaynağı olmaya başladı. Doğru dürüst bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekilde bir Resul anlatımı olsa, bir Nebi anlatımı olsa muhteşem, çok güzel bir fırsattır. Çok güzel bir fırsattır ama olmuyor ki. Peygamberimize söyledikleri gibi. Şimdi burada öyle bir peygamber anlayışı var ki Allah'tan daha güçlü, haşa. Çünkü Allah'tan kaçıp peygambere sığınıyorlar. Hem de kim sığınıyor? Nebiler, haşa. Bunu çok güzel bir musikiyle de söyleterek insanların zihnine iyice yerleştiriyorlar. Ve yazdıkları kitabın, o yetmiyor, yazdıkları kitabın başına koyuyor. Yani bu anlaşılır gibi değil. Anlaşılır gibi değil. Evet. Şimdi tabii bu konularda şey de vardı. Bir de 25. surenin 7. ayetini açalım lütfen. Bir de onu okuyalım. Şey. 359. sayfa. Mesela şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim gibi bir insandır, değil mi? Allah-u Teala emrediyor. Estağfirullah. Kul innema ene beşerun mislukum. De ki ben de tıpkı sizin gibi bir insandan başka bir şey değilim.